Evet arkadaşlar, bu akşam bize bazı sorular sormuşsunuz. Şöyle hepimizin hakkında. Tek tek size hepsini yanıtlayacağız. Abi sosyal medya dışında uğraştığın bir iş var mı? Sosyal medya dışında baba, buna sen cevap ver. Aşk olsun anlamadım, taş gibi oldu kalbim, başkası yaram. Abi sosyal medya dışında uğraştığın bir iş var mı? Sosyal medya dışında baristalık var sadece, çay kahve falan. Yani sadece video falan çekmiyoruz yani. Aile olarak kaç yaşındasınız? Ne? Bu soru nasıl? Aile olarak yani kaç, annem ve babam kaç yılda evli? Hayır, sen kaç yaşındasın? Aile olarak kaç yaşındayız? Şimdi hepsini toplayacak mıyız? 9 dedi ya. Ben 49 yaşındayım. Sen? Ben 21'e gireceğim. 18. 14. YouTube'da kimi örnek alıyorsunuz? Arkadaşlar burada bir teknik arıza olmuş. Onun için buraya koyamadık. Örnek aldığım kişi Mertcan Bahar. Kendinizi yakışıklı buluyor musunuz? Ben buluyorum. Ben bulmuyorum kendimi yakışıklı. Gökhan. Ben de bulmuyorum. Ben buluyorum. Ben buluyorum. Ben aynaya arada bakıyorum. Arada görüyorum sen kendimi yakışıklı. Ama komiyim yani. Siz nedir Alihan Bey? Beraberinde nerede ikametgah etmektesiniz? Sorularım bu kadar. Video atıyoruz şu an. Yani halkın takdiri. Yani nereye kadar geçecek bilmiyoruz. Hedefimiz yeni olarak da Çekmeköy'de oturuyoruz. Ondan... dinlemiş. Burada kesin. Abi nerelisin? Kaslıyız. Belli olmuyor bana Kaslıyım. Videolardaki kadın sesini annem mi yapıyor? Videodaki kadın seslerine ben keşfette beni beğenen kızlara yazıyorum ve onun seslerini videoya ekliyorum. Ama bazen annem de oynuyor. YouTube'a ilk nasıl başladınız? Benim sayemde. Telefonla. Benim sayemde var mı? Ben çekmeyi çektik. YouTube'a Gökhan sayesine başladık. YouTube'a video atmıyordum. Sadece TikTok'ta, Instagram'a video atıyorduk. Gökhan dedi, abi at ya bakayım ne olacak falan. Yani buralara geldik. Abi kaç kardeşsiniz? Yani... 1, 2, 3, 4. Video olarak kaç saat uğraşıyorsunuz? Bir saat. Yani, 40. Bir 15 saniyelik izlediğiniz video için 1 saat uğraşıyoruz. Bazen evet. 2 saat. Kardeşlerin ismi ne? Babanızın ismi ne? Oğlum bu da bilmiyorsunuz. Babaları olarak ismim Ahmet. Neden ne diyorlar? Murat, Ahmet. Evet, Ali ve tanıyorsunuz. Ben de en küçük olarak Gökhan. En sevdiğin film karakteri? Maraz Ali. Sen yok ki. Böyle? Justin Bieber. Şey var baba. Benimki Kadri'nin anır. Patrick Bateman var ya. Patrick Bateman şeye sıkma. Ha. Hedefin ne bu macerada? Bu macerada 1 milyon. Aa bak sana 100 bin olsa yeter bence ya. Yani 100 bin sonra bırakalım onları. Bu işe başlarken hiç destekçin oldu mu? Yani destekçi olmadı. Yani biz olduk ya. Bu işe başlarken... Başkası var. Ha. Gökhan Murat'la da destek olmadı. Ailemle de destek olmadı. Hatta akrabalar, ben de hep anneme diyorum, kameraya bak orada. Hatta akrabalar falan beni videolarda görüp babama falan şikayet ediyordu. Şu an babam videolarda oynuyor. Abi YouTube'a ne zaman başladın? YouTube'a... Bir yıl oldu. YouTube'a bir sene oluyor, bir sene önce. 2022 yaz ayında falan başladık. Temmuz ayında aslında şey. Temmuz ayında. Yaz ayı. İşte şu an babamla bu kadar samimi olman diğer insanları şaşırtıyor mu? Yani bazen yorumlar görüyorum, işte babası vefat edenler falan geliyor, işte babam vefat etti falan. Onların arasında olmayan samimiyeti ben de babam arasında görüyor. Yani o an bir şey diyemiyorum yani ama videolara samimi yaklaşıyor, samimi geliyor videolara babamla olan ilişki. İlk başladığınız zamanla şu anki bulunduğunuz kısım arasında değerlendirmek isterseniz düşünceleriniz ne olurdu? Çok fark var lan. İlk çektiğimiz yıllarda 100 liraydı, 200 falan filan işte şimdi milyonlar. Aşk olsun anlamadım, taş gibi oldu kalbim, başkası yaramadı, kalsaydın ol... Mesela nasıl oldu? Abimin kanalı açtığında ben 3-4 tane farklı hesaptan abime abone oluyordum, abim mutlu oluyordu. Şimdi yani hiç yoksa haftada bir 1000 takipçi, 2000 takipçi artıyor, biz mutlu oluyoruz. Ama hedefimiz 100.000, 100.000 plaketle güzel bir kadar gelecek. Seni, kardeşli ve babanı böyle samimi, güzel ve istekli şekilde videoları çektiren olay ne? Aleyiz. Başına olacak. Bu temelden geliyor. Aynen. Yani temelde sevgi, aşk ve romantizm olduktan sonra hiçbir şey... Yani sevgi ve saygıdan geliyor bence. Saygı, sevgi, şefkat,
Bir de eldiven. Eldiven. Eldiven mi? Abi kardeşlerimle kavga ettiğinde nasıl videoda oynamaya ikna ediyorsun? Bunu gerçekten dürüstçe anlat. Dövüyor. Bazen şey oluyor yani morali bozuyor Gökhan'ın. Yani şey oluyor, nasıl diyeyim, morali düşüyor, anladın mı? Videoda da gülemiyor. Murat Gökhan'ı kenara çekiyoruz. Dövüyoruz. Dövmüyoruz. Kenara çekiyor, sonra kendimi tek başıma çekiyorum ya da Murat geliyor. Murat'ı bekliyorum iş yerinden gelmesini, bokstan gelmesini. Yani öyle de devam ediyor yani. Ama akşama yetişiyoruz o videoyu. Abi hiç takipçilerinle ileride buluşma yapmayı düşündünüz mü? Ne olur düşünün, hep seni izliyorum, seviyorsun. Biz Gökhan'la bunu konuştuk, bir kafe falan tutacağız falan da. Gelmezseniz çok yani kötü olur. Adam konser veriyor, 3 kişi gidiyor, öyle bir şey olmasın. Aynen, kafeyi kapatıyoruz, 6 kişi geliyor falan. Yani ya da ileride olur, o da olursa. Ya da biz kendimiz evimize çağırırız falan. Oha oha. Balkona falan. Aynen. Sen sonra mikrofonla konser falan verirsin. Abi hayatında hiç çok bağlandığın bir kız oldu mu, olduysa Gökhan bunu öğrenince ne yaşadı? Yani böyle konuları ben bağımlayana çok konuşmam ama. Gökhan senin yerine konuşsun. Ben anlatayım. Böyle bir şey oldu mu? Olmadı. Arada sırada gördüğünüz videolar gerçek. Yani oradaki tepkiler de gerçek. Bir kız geliyor, onu video döküyor. Biz onu gerçekleştirdi yani. Oradaki tepkiler yalan değil, gerçek. Üniversite okudun mu? Üniversite okumadım. Hemen sınava girdim. Üçünüz kere girişim. Bakalım ne olacak? Son ne zaman hayat kırıklığına uğradınız? Baba sen... En son ne zaman hayat kırıklığına uğradım? Aldatıldım. Sevdiğim kız değer verdim. O beni yarı yolda bıraktı. Evet, sevdiğim kıza çiçek verdim. O da herkesin içine çöpe at. Ben uğramadım. Uğramak da istemiyorum. Hayır. Yapmakta hoşlandığın şey ne? Yapmakta hoşlandığın şey, ben es geçiyorum. Yapmaktan hoşlandığım şey video çekmek ya, soruya bakalım. Ya spor işte ya, dövüşüyorum işte, insanları dövüyorum. Ben abimle böyle eğlenceli videolar çektiğim zaman hoşuma gidiyor, yaparken hoşlanıyorum yani. Sevdiğiniz yemek. Aaa. Ya. Yani kuru fasulye, pilav, cacık. Gençler. Gerçekten bu yemeği deneyin. Ama üçünü bir arada. Patates kızartmasıyla köfte ama ketçap olacak yanında. Salçalı uzun makarna. Benim şey fark etmez yani, böyle lahmacun olur yani, lahmacun. Mutlu musunuz? Belli olmuyor mu? O kadar mutlu olduğumuz. Evet, şükürler olsun, mutluyuz. Mutluyuz. Bu geçişleri yaparken kullandığınız uygulama veya uygulama kullanıyor musunuz? Yetenek bir yani. Video çekerken ne kadar zaman alıyor? Daha fazla short videosu bekliyoruz. Söyleyeyim geçimizi. Evet. Biz video geçişleri için CapCut'u kullanıyoruz. Hani bir video içinde böyle değişiyor yani. Yarım saat. Bazen 15 dakika oluyor, bazen 2 saat oluyor. Mesela editleme en fazla 20 saat falan sürüyor işte. Bayağı uzun sürüyor. Emek var yani. Kurban kestiniz mi ve büyük baş mı küçük baş mı? Yani biz bu seneki kurbanı Afrika'daki yani oradaki insanlara bağışladık. Yarın yani, bu sene öyle geçirdik. Kurban kestik, bir tanesini kestik. Diğerinde Afrika'daki kardeşlerimize buradan selamlar. Yengeyle ne zaman video çekiyorsunuz? Yenge yok. Yenge alarma bağlı. No yenge. Yani öyle bir şey olsa ilk size haber veririm sana. Abonelerin mükemmel ötesi, abonelerin az olmasına çok üzülüyor musun? Yani bence bu aboneleri hak etmiyoruz. Çünkü aylık 30 milyon kişi izliyor bizi. Abone sayısı 20 bin artıyor sadece ya da 30 bin artıyor. Yani 30 milyon kişinin 20 bini abone oluyor. Yani bu da çok da başarılı olduğumuzu göstermiyor. Aynen. Yani 30, çok başarılı olsak 30 milyonun en az 10 milyonu takip ederdi. Evet. Yani. Enes Batur'u içeri katlardık. Oyunculuk derslerini aldın mı? Çünkü bayağı iyi oynuyorsun. Yani baba sen... Yok. Oyunculuk dersi almadık. Tamamen dedik ya. Bizimki doğaldır işte. Tabii burada Alihan'ın da bir ağırlığı var yani. Onun verdiği şeyle biz de oynuyoruz. Baba yaşanan şeyleri çekiyoruz yani. Yani. Anladın mı? Yaşanan şeyleri çekince... Gün oluyor, mesela yönetmenliği ben yapıyorum. Açık söyleyelim. Gün oluyor, nasıl Gökhan yapıyor. Gün oluyor, Murat yapıyor. Gün oluyor, Alihan yapıyor.
Yani böyle çekiyoruz. Ve biz ama işten çekiyoruz. Ciddi anlamda işten çekiyoruz. Yollarınızda ailenizin tepkisi ne oldu? Yani ilk video çektim. Kimse habersiz falan bir video çektim. Patladı. Sene 2020 korona dönemi. Video patlamış. 600 bin falan izlendi. İşte akrabalar işte gitti babama falan atıyor. İşte oğlum böyle böyle yapıyor falan. Şimdi babam videolarda oynuyor. Başka videolardan fikir aldınız mı? Evet. Yani fikir alınıyor ama üstüne bir şey ekleniyor. Ama bizim videolar çok çalınıyor yani. Müziğine, yukarıdaki yazısına, babamın oynadığı rolüne kadar çalanlar. Evet. Onları hakkımı helal etmiyorum. Evet. Mahkemede görüşün. Kamu kutlu olsun abi. Nerelisi? Hani... Video çekerken en zorlandığın video. İlk başta biz Karslıyız. 15 milyon izlenen video değil mi? En zor. En zorlandığım... Yılbaşı gecesi. Hayır, en zor... Ne? Yılbaşı gecesi. En zorlandığım şey abi, en zorlandığımız metrodaki milleti böyle koyduk ya başımıza. O zor değildi ya. En zordu, zordu. Biz çektik. Ya yapma koy lan bu. En zoru porno. Zordu. Kadın geldi bana tutuldu. Porno var ya. Nerede? Şu kız Dünya Kupası'nda böyle ağlıyor. Ya o biz onun için 3 saat uğraştık. Mesela onlar kolay. En zor dışarıda çektiğimiz videolar. Aynen. O uyuma videosu falan geç çok zor. Ya herkesin fikri değilmiş de benim fikrime göre ama. 1 saat üstüme geldi. 1 saat benimle konuşmak için oturdu. Kadın geldi bize varmıştı ya. Siz ne çekiyorsunuz ya? Evet. Söz verelim. Hayır 2 milyon da olduğu zaman. Tabi. Yok öyle. 2 milyon çok. Yok 2 milyon. Ya 100 bin. O plaket gelsin oğlum. Oğlum 200 bin olsun hadi 200 binde 200 binde tamam. Annemin yüzünün yarısını sizlere veriyoruz. Aynen. Hadi 1 milyon da. Hadi iyisiniz hadi başkan. Yüzünün yarısını kaptınız. Bravo sanki falan. Sorular bu kadardı. Bizi takip etmeye devam edin. Kanala abone olun. Kanala abone olun. Beğenmeyi unutmayın. Görüşürüz. Kanalımıza abone olun. 200 bin abone. Aşk olsun anlamadın taş gibi oldu kalbim başkası yaramadı kalsaydın olmaz mıydı be?